Ne diyelim ki? Biz de Türkiye'de emekli olmak istemez, para yatırmazdık onlara. Lazım değil bize çok emekli fazla yatıracaksın, az maaş alacaksın. O parayı yatır burada bankada, faizini al, aynısı oluyor. Durup dururken bu nereden çıktı şimdi? Demek ki sıcak para lazım devlete. Hükümete, şimdiki hükümete sıcak para lazım. Bir taktik oyunu. Para girme oyunu. Zaten 60 senedir gönderiyoruz, doyuramıyoruz Türkiye'yi. Demek ki buna sadece bir taktik yapıyorlar. Nasıl olacak şimdi buradaki arbaytlı olsun bir genç 5000 lira askerlik parası istiyorlar misal. Aldığı 300-400 lira arbaytlı olsun geldi. İşsizlik parası. Bir de bunlardan 5000 lira nasıl biriktirecek bu çocuklar? Çok zor. 1000'den 5000'e birden çıkıyor. Hükümet darboğazda gördüğüne göre 550 milletvekilini 600'e çıkaracağını 300'e indirsin. Zaten konuşan iki kişi var. Bir kişi hükümdar gibi hükümet, padişah gibi. O biri de MHP'de merdiven basamağı. Evet, hükümetin dediği uçak bilet davası %20 indirim davası vardı. O da lafta kaldı. Hep lafla pilav pişme durumuna düştü. Ne oldu bu %20 indirim? Seçimden evvel öyle diyordunuz. %20 indirim indireceğiz. O da olmadı. Seçim bitti, işte abi. Lafla hep pilav pişiyor. Aynı hikayeler. İsmim Ali Ekber Demir. 53 yaşındayım. 80'den beri Almanya'dayım ben. 30 sene yaklaşık bir zaman zarfı içerisinde çalıştım. Konu emeklilik konusu tabii ki. Türkiye'deki emeklilik tabii ki buradaki insanları çok yakından ilgilendiren bir konu. Yüksek paralar yatırılıyor. Karşılığında çok düşük maaşlar elde edilecek. Tabii ki bu insanları tedirgin ediyor. Kaç kişi bunu yapabilir? Yani yapmış olsa da eline geçecek. Tabii ki daha önce de biz bahsettik biz bunu. Hızlı yoldan çok para elde etmek, bir takım açıkları kapatmak ihtiyacı var. Bu da Türkiye'deki ekonominin düşük olduğunu gösteren bir şeydir. Yani sebeplerden biri olabilir. Sebepleri çok tabii. Ben orayla bağdaştırıyorum. Ben bu sigorta işlerdeyim yani evet yanlış bir durum. Avrupa'daki Türkleri kimse bir kesin ola kesin düşünülmüyor şu durumda. Evet devletimizden memnunum. Devletim her şeyle iyi şu anda görünüyor. Ama bizim tek istediğimiz illa ki bu sigortalarla diyeyim uğraşılacağına bu uçak biletlerini indirimine gitsinler yani. Bu millet, bu insanlar, bu Almanya'daki yaşayan halkımız her sene bu uçak biletlerinden sıkıntılar yaşıyor yani. Başka bir şey yoktur yani. Avrupa'daki Türkleri de biraz yani düşünülüyorsa, Avrupa'da benim vatandaşım var deniyorsa bu tür şeylerle uğraşılsın yani biraz yani. Sadece yani Avrupa'daki Türklerin var döviz getirecek diye beklenmeye gerek yok. Sadece biletler olsun, bazı olaylar olsun Türklerin yani hiç boklu kalmamış gibi yani şu anda. Yani genç yaşta emekli yani Allah bilir ömrüne kadar olacağını da yani uzun var. Bence bu karar çok doğru bir karar. Çünkü benim görüşüme göre zaten bu uzun vadede devlete zarar veriyor. Yani 5 sene 6 sene sonra vermiş olduğun ana parayı çıkartıyorsun. Ondan sonra devletin kasasından karşılığı olmayan bir para gidiyor yani. Benim görüşüme göre yani. Ben taraftarı değilim yani devam etmesine. Uygun olduğunu düşünüyorum. 46 yıldır Almanya'dayım. Emeklilik bir yandan devlete zarar diye arkadaşlar az önceki arkadaş öyle. Ben de tam tersini görüyorum. Yani yurt dışında kalan, yaşayan insanlar için burada zaten yaşımız 67 olduktan sonra emekli olacağız. Ben eşim emekli yaptım. Hani bir seneden beri de kendim emekli yapacağım. Ha bugün yaparım, yarın yaparım derken iş işten geçti, onu da yapamadık. Hani şimdi de pişmanız tabii.
priminin yükselmesinin sebebi devletin olan açıklarını kapatmak için bir. İkincisi çok yüksek derecede işsizlik Almanya'da yurt dışında olsun o kadar fazlalaşıyor normalinde. Yani yurt dışındaki çalışanları da düşünmek lazım. Sırf kendi bütçelerini düşünmemek için. Kendi maaşlarına milletvekili maaşlarına %25, %30, %40 zam yapıyorlar. Bunlar nerede karşılayacaklar? Herhangi bir yerde çıkartmalı lazım. Vergilerin yükselmesi, askerlik ödemelerin yükselmesi bunların hepsinin devletin kendi harcamalarını kapatması için yapılan bir artırımdır. Yani bir fazladır. Ama yurt dışındaki insanlar düşünen yok. Bunların %70'i, %80'ine yakın varan gençlerde işsizlik var. Bunlar nasıl ödeneceğini. Bu yüzden gençlerin çoğu da Türk vatandaşlığında çıkıyor ki hiç ki bu parayı ödeyemiyor, ödeyemeyecek durumda olduğu için çıkıyor. Efendim biz 1960'lı yıllarda bizim birinci neslimiz, büyüklerimiz, babalarımız buraya içi gücü olarak geldikleri dönemlerde sosyal sigortalarla da emeklilik kasalarının, Avrupa'daki emeklilik kasalarının karşılıklı yapmış olduğu anlaşmanın devamından yanayız. Artı bir de şöyle bir şey var. Burada Avrupa'da alım gücü düştükten sonra biz yurt dışındaki çalışan işçiler Türkiye'deki sosyal sigortalardan Barkurd'un emeklilik yasasından yararlanmak istiyoruz. Bu son 10-12 senedir de bu konuda bayağı eğilim göstermeye başlandı. Nedeni de dediğimiz gibi buradaki alım gücünün düşmesinden dolayı kaynaklanıyor. Ama hükümetimiz bu son çıkarmış olduğu yasayla biz yurt dışındaki işçilerin Türkiye'deki emeklilik olma imkanını bir nevi kısıtladı. O imkana sahip değiliz artık bu yeni yasayla. Çok zor şartlarda olunabilir. Biz hükümetimizden bu konuda biraz daha eğilim göstermesini, yurt dışındaki işçilerimizin emekli olduktan sonra hayatlarını burada sürdürebilmeleri için, Türkiye'deki dostunu, akrabasını ziyaret edebilmeleri için Türkiye'de emekli olmadıktan sonra tek taraflı emeklilikte bunun biraz zor olacağını düşünüyoruz. Buradaki insanlara Akdefa borcunu inşallah hükümetimiz düşünür ve bunu yerine getirir diye düşünüyorum. Yoksa Allah yardımcımız olsun, buradaki işçilerimizin 3. 4. neslinin durumu hiç iç açıcı değil. Bu konuda hükümetimizin bir kez daha biz yurt dışındaki işçilerin geleceğiyle ilgili güzel kararlar, güzel yasalar, maddeler, kanunlar çıkarmasını talep ediyoruz.